Önce birazcık su kaynatalım. Şöyle ben koydum. İşe başlamadan önce mutlaka fırınınızı 200-220 dereceye ayarlayın. Ben hemen patateslerimle işe başlıyorum. Bunları en kalın taraflarına doğru keseceksiniz. Şu şekilde. Şöyle ben göstereyim. Yaklaşık dediğim gibi 2 santim falan olmalı. Çünkü eğer çok ince yaparsanız dağılırlar. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Bunun bir harcı olması gerekiyor. Hemen soğanımı doğrayarak işe başlayacağım. Bir yandan da şurada tavamızın altını açalım. Tavama biraz zeytinyağı ekleyeceğim ben. Buna birazcık tuz ve karabiber ekleyelim. Hafif altını kısıyorum ben. 3-4 diş içine sarımsak koyacağım. Birazcık da köy biberi koymak istiyorum. Hatta o arada suyum kaynamış. Hemen patateslerimi içine atacağım. Şimdi burada ben önce içine kıymamı koyup sonra biberlerimi ekleyeceğim. Dediğim gibi bir 10-12 dakika bu güzelce haşlanacak. Güzelce kıymalarınızı da içine hemen ufalayın. Soğanlarım güzelce kavruldu. Bir yandan da biberlerimizi doğrayalım. Evet, biberleri de hazırladım ben. Ve en son onları ekleyeceğim. Kıymamı da bir yandan eziyorum. Topaklanmaması için güzel güzel eziyoruz. Hemen biber salçası alacağım buzdolabından. En kolayından bir beşamel sos yapmaya. Burada yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım ben. Hemen ocağımın da bir yandan altını yakmak istiyorum. Erisin. İçine biraz da zeytinyağı ekleyelim. Buna artık biberlerimi ekleyebilirim. En sonunda biraz biber salçası tereyağıyla bunun işini bitireceğiz. Benim yağım, hatta altını kısalım. Eridi çoktan. Ben hemen un alacağım. Yaklaşık 5 ya da 6 dolu dolu yemek kaşığı un kavuracağım. Çünkü biraz bu sefer koyu bir beşamel istiyorum. Şimdi içine süt ekleyeceğim. Sosumun içine yine tuz. Biraz karabiber. Ve tabii ki ne demiştik? Muskatsız patates püresi. Ondan sonra beşamel sos kesinlikle olmuyor. Dediğim gibi biraz kalın bir beşamel sos hazırladım. Neden? Bu sefer çünkü içinde hamur yok onun için. Böyle bu burada beni bekleyecek. Gördüğünüz gibi ben en son biber salçamı ekledim. Harika nefis bir kıymalı harcım oldu. Evet, onlar da tamamdır. Patatesleri kaba dizerken kırmamaya özen göstermek. Ben bunu hiç şey yapmıyorum soğutmamak için. Şu şekilde aynen yanıma aldım. Hemen şöyle bir fırın kabı. Önce altına güzelce sosumuzdan sürüyoruz. Patatesleri elimizi yakmadan ve onları kırmadan kabımıza dizeceğiz. İyice böyle yan yana, hani deriz ya, sıkışık sıkışık dizi. Mümkün olduğunca boşluk kalmasın. Şimdi harcımdan tamamıyla üzerine kaplatıyorum. Şimdi bunları da yine aynı şekilde üzerlerine dizeceğim. Patateslerin hepsini dizdim. Şimdi kalan beşamel sosundan. Hemen bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri alıyorum. 200-220 derece önceden ısıtılmış fırına. Bunu üzeri nar gibi kızarana kadar gönderiyoruz.
patates lazanyam nar gibi kızardı. Şimdi bundan bir dilim keseceğim.